Değerli konuklar, 22. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Ekip sunumlarına geçmeden önce önemli bir hatırlatmada bulunmak isterim. Etkinliklerimizde sizlerin beklentileri doğrultusunda iyileştirmeler yapabilmemiz için kayıt sırasında sizlere verilen anket formlarını doldurarak konferans sonunda Kaller standına bırakmanızdan memnuniyet duyarız. Ayrıca konferans katılımınıza dair elektronik sertifika alabilmeniz için yine anketlerde bulunan iletişim bilgi kısmını doldurmanız yeterli olacaktır. Son olarak ödül törenine geçmeden önce etki grup tarafından Vedibat çekilişi yapılacaktır. Yine bu çekilişin ayrıntılarını ve katılım şartlarını öğrenmek için standa uğrayabilirsiniz. Değerli konuklar, bu bölümde 3 ekibin sunumunu dinleyeceğiz. İlk sunumunu gerçekleştirmek üzere Kastamonu Entegre Yeni Nesil El Ele Kalite Çemberi ekibini alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Yarım asırlık yolculuğumuzda attığımız tüm adımlar, bugün dünyanın zirvesine giden yoldaki ayak izlerimiz. Köklü tarihimizin kilometre taşları. Sınırları aşan bir vizyon. Sürdürülebilir büyüme ve gelişmeye odaklı yolculuk. Dört bir yanında ekonomi ve istihdama katkı. Yaratan yeniliklerle topraklarımızda büyümenin mutluluğu. Farklı coğrafyalarda yükselen yatırımlar. Sektörün global oyuncusu olmanın gururuyla. Sağlam köklerimizle geçmişten bugüne, yarım asırlık birikimle geleceğe entegre.
Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Customer Entegre yeni nesil el ele kalite çember çalışmasının sunumunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle kendimizi tanıtmak istiyoruz. Ben Murat Karadayı, kıdemli mekanik bakım mühendisi olarak çalışmaktayım. Yeni nesil el eledeki görevim sponsorluk. Ben Ali Yıldız, mekanik bakım ustabacısı olarak çalışmaktayım. Yeni nesil el eledeki görevim lider. Ben Fatih Özdemik, teknik ressam olarak çalışmaktayım. Yeni nesil el ele ekibindeki görevim yazıcı. Ben İbrahim Gökdemir, yeni nesil el ele ekibindeki görevim üye, mekanik bakım ustası olarak görev yapmaktayım. Ben Engin Köse, mekanik bakım operatörü olarak çalışmaktayım. Yeni nesil el eledeki görevim üyelik. Kısaca çalışmamızın bir özetini yapacağım şimdi. Çalışma konumuz Yonga-Leva Üntesi serme bölgesi CL gezer bantlarda yaşanan fitil problemleriydi. Çalışmamızı Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasındaki 4 aylık süreçte tamamladık ve her ay 2 toplantı yaparak çalışmalarımızı bitirdik. Her toplantımızı kayıt altına aldık ve toplantı tunaklarımızı yazdık. Ekranda görmüş olduğunuz kalite çember zaman planına göre kalite çember metodolojimizi planladık ve bu plana göre uygulamalarımızı gerçekleştirdik. Bir araya geldiğimiz ilk toplantıda çalışma yapacağımız konuyu belirlemek adına bir beyin fırtınası yaptık ve değerlendirme kriterlerimize göre yaptığımız puanlamada ekranda da görmüş olduğunuz gibi bir numaralı madde olan Ali Ustamızın önermiş olduğu serme bölgesinde CL gezer bantlarımızda yaşanan fitil problemlerini kendimize çalışma konusu olarak belirledik. Bundan sonraki yaptığımız çalışmaları size arkadaşlarım anlatacak. Ben sözü Engin arkadaşıma bırakıyorum. İsraf analizine bakacak olursak, kendimize belirlemiş olduğumuz 7 adet israftan 5 adedini kendi çalışma konumuza uygun gördük. Bunlar ise bekleme, gereksiz stok, taşıma, gereksiz işlem, gereksiz hareket. Burada ben fabrikamızın süreç analizinden bahsetmek istiyorum. Fabrikamızda ham madde sahamızdan başlayan ve oradan çipur ünitemize gelerek odunlarımız üyütülüyor. Buradan taşıyıcı bantlarla beton silolarımıza geliyor. Buradan ise değirmenler bölgemize geliyor. Değirmenler bölgemizde ince ve makro ve mikro, kalın ve ince olarak ayrıldıktan sonra kurutma ünitemize geçiyor. Kurutma ünitemize rutubeti alındıktan sonra elekler bölgemize geliyor. Elekler bölgesinde elenerek yine ince ve kalın olarak elendikten sonra bizim de çalışma yaptığımız tutkallama ünitesine geliyor. Burada görmüş olduğunuz ise bizim dağıtıcı bantımız. Altta ise bizim çalışma yaptığımız CL gezer bantına malzememiz döküldükten sonra serme bölgemize geliyor. Sermeden serildikten sonra pres ünitemize geçiyor. Oradan da yıldız soğutmamızdan sonra zımparalama, zımparalamadan sonra mamul ambarımıza geçiyor. Özel süreç analizinden bahsedecek olursak, birinci resimde gözüken şutlarımızdan malzemelerimiz dökülerek CL1 ve CL2 dağıtıcı bantlarımızdan bizim çalışma yaptığımız CL gezer bantımıza dökülüyor. İkinci resimde ise önden görünüş olarak dağıtıcı bantımızdan CL gezer bantımıza dökülüyor. Yani bizim çalışma yaptığımız bölge alt kısım. Üçüncü resimde ise CL gezer bantın çalışma yaptığı bölge. Buradan CL gezer banttan dökülen malzemelerimiz CL1 disk yelek bunkerimize geliyor. Buradan ise serme bantına serilerek prese doğru gidiyor. CL ne demek? Ben size CL ne demek ondan bahsetmek istiyorum. CL, üretmiş olduğumuz suntanın kesitte de görüldüğü gibi ortada bulunan kalın tabakasıdır. Alt ve üst tabakada bulunan CL ince malzememizdir. CL gezer bant tahrik tamburu, yani bizim CL gezer bandımızın çalıştığı bölge. Bu da tamburumuzun ve bizim fitilimizin çalıştığı kılavuz kanalımız. CL gezer bant fitilinin sol resimde gözüken açılmaya başlamış hali. Sağ taraftaki resim ise CL gezer bant fitilimizin kopması sonucu banta dolanarak dolandıktan sonra bu sefer banta dolandığı zaman arızaya sebebiyet veriyor. Bu sefer de üretimimizin durmasına sebep oluyor. Burada da CL gezer bantımızın kaymaya başlamış hali. Şu anda CL gezer bandımızı fitil kopması sonucu kılavuz kanalından çıktığı için şurada gördüğünüz gibi ileriye doğru kaymaya sebebiyet veriyor.
Bu da üretimin durmasına sebep oluyor. CL gezer band ek yerleri açılmış hali. Yani şu anda mekanik ekimizin açılmaya başlamış hali. Sağ taraftaki resimde ise fitilimizin kopması sonucu bombe oluşuyor. Bombe oluştuğu zaman bu sefer de fitillerimizin kalkmasına sebep oluyor. Bu sefer oradan kopmaya başlıyor. İSG risk analizine bakacak olursak CL gezer bantlar bölgesindeki çalışmalar için risk analizi yaptık. 10 tane tehlikeli işin 4 adedini olası risk sınıfında olduğunu tespit ettik. Ergonomi risk analizine bakacak olursak yapılan ergonomi risk değerlendirmesinde mekanik bakım personelinin yaptığı işlerden bazıları orta düzey mazuriyet seviyesinde çıkmıştır. Stres ise çok yüksek seviyede çıkmıştır. Pareto analizine bakacak olursak serme bölgesinde 2016 yılında yaşanan arızaların toplamı 39 adettir. Grafikte de gözüktüğü gibi ilk sırada bulunan 19 adet ile CL gezer band arızaları fitil kopma ve kaymaklı arıza olarak gözükmektedir. Trend eğilim analizine bakacak olursak 2016 yılı aylara göre CL gezer band fitil kopma ve kayma kaynaklı arızaların aylık dağılımı ortalama 1.58 olarak gözükmektedir. Ocak 2016, Aralık 2016 arıza sayısı 19. SAP siparişlerine göre oluşan masraf 27.352 TL'dir. Bantlar bölgesinde yaşanan arıza duru süresi 178 dakikadır. Problem tanımlamaya bakacak olursak, Balıkesir Fabrikası Yongale Va işletmesi serme ünitesindeki 4 adet CL gezer bantlı konveyöründe 2016 yılında meydana gelen ve sermedeki tüm arızaların %48.72'sini oluşturan 19 adet fitil kopma ve kayma kaynaklı yaşanan arıza, verimliliğin düşmesine, duruş olmasına ve üretim kaybına sebep olmaktadır. Kendimize belirlemiş olduğumuz hedef ise Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Balıkesir Fabrikası Yongale Fa İşletmesi Serme Ünitesindeki 4 adet CL gezer bantlı konveyöründe 2016 yılında meydana gelen ve sermedeki tüm arızaların %48.72'sini oluşturan 19 adet, grafikte de gözüktüğü gibi 19 adet fitil kopma ve kayma kaynaklı yaşanan arıza sayısını 2017 Mayıs ayından itibaren %60 azaltılarak Pareto analizinde ikinci sırada bulunan 7 adet disk elek altı çavuş band arızasının altına düşürmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ben burada sözü Ali İbrahim arkadaşıma bırakıyorum. Koymuş olduğumuz hedefe istinaden ekibimizle sorunun nedenlerini irdeledik. Problem çözme teknikleri ve problem çözme metotlarına uygun olarak beyin fırtınası yaptık. Tabloda da görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz beyin fırtınasında 10 adet olası kök sebep tespit ettik. Daha sonra tespit ettiğimiz bu olası sebepleri kategorilerine ayırarak oylamamıza geçtik. Yapmış olduğumuz birinci tur oylamada her ekip üyesinin sınırsız oy verme hakkı olarak birinci tur oylamamızı gerçekleştirdik ve en yüksek oy alanları ikinci tur oylamaya taşıdık. İkinci tur oylamada ise her ekip üyesinin bir defa oy verme hakkı vardı. Oylamamızı bu şekilde gerçekleştirerek oy almış olası sebeplerimizi neden analizine taşıdık. Yapmış olduğumuz neden analizinde birinci olası kök nedenimiz olan bant mekanik eklerinin çabuk aşınıp açılması. Neden bant mekanik ekleri çabuk aşınıp açılıyor? Sürtünmenin fazla olmasından dolayı. Neden sürtünme fazla? Bant hızının yüksek olması. Yani burada bant hızının yüksek olması karşımıza birinci kök nedenimiz olarak çıkmakta. Fakat kaçış nedenimiz olan üretim hızının düşmesinden dolayı üretimin etkilenecek olması düşünüldüğünden bu kök nedenimiz fark edilememiştir. İkinci olası kök nedenimiz ise bant ve tambur montaj demontaj hatalarının yapılması.
Neden bant ve tambur montaj demontaj hataları yapılıyor? Tambur fitil kanallarında eksen kaçıklıklarının olması. Neden tambur fitil kanallarında eksen kaçıklıkları var? Arıza anında veya periyodik kontrollerde tüm bantlarda tam ölçülerin ayarlanamaması burada da karşımıza ikinci kök nedenimiz olarak çıkmakta. Fakat kaçış nedenimiz olan kesintiye uğramış üretimin bir an önce başlayacak olması düşünüldüğünden bu kök nedenimiz de fark edilememiştir. Üçüncü olası kök nedenimiz ise bant altı kılavuz fitilinin boyutlarından uygun olmaması. Neden bant altı kılavuz fitilinin boyutları uygun değil? Fitil ölçü ve şeklinin dönüş yapına uygun olmaması. Burada da fitil ölçü ve şeklinin dönüş yapına uygun olmaması üçüncü kök nedenimiz olarak karşımıza çıkmakta. Fakat kaçış nedenimiz olan orijinal bant fitilin malzeme ve ölçülerinin doğru seçildiği düşünüldüğünden bu kök nedenimiz de fark edilememiştir. Daha sonra karşı önlemleri belirleme tablomuzu hazırlayarak tabloda da görmüş olduğunuz gibi kök nedenlerimizin karşı önlemlerini belirledik ve bunları da önlem tipine göre sınıflandırdık. Karşı önlemler önceliklendirme tablomuzda hazırlayarak aşağıdaki küçük tabloda da görmüş olduğunuz gibi uygulama kolaylığı, uygulama süresi, yatırım miktarı, sorun üzerindeki etkisi kriterlerine göre karşı önlemlerimizin öncelik sırasını belirledik. Uygulama planımızı da hazırlayarak tabloda görmüş olduğunuz gibi ekip arkadaşlarımıza da sorumluluklar vererek Şubat, Mart, Nisan yani 3 aylık süre zarfında çalışmamızı tamamladık. Çalışmamızla ilgili yapmış olduğumuz projeleri Ali Yıldız arkadaşımız sizlere anlatacaktır. CL gezerbant altındaki fitil ölçüleri küçültülerek dönüşlere uygun hale getirildi. Öncesinde 13.7'ye 10 mm olan fitil ölçüsü çalışmalardan sonra 9.7'ye 8 mm olarak değiştirilmiştir. Bu sayede dönüş çapına uygun hale gelerek bant fitil üzerinden ayrılmaması sağlanmış oldu. Serme CL gezer bandı tahrik eden rediktör devirleri 205 devir dakika değerinden 133 devir dakika değerine düşürüldü. Yine bu sayede bant hızını azaltmış olduk, rulmanların ömrünü uzatmış olduk. Bant ve fitil kopmalarını bu nispette azaltmış olduk. Tüm gezer bantların diagonallik ayarını SAP'de içeren SAP'de bakım planı oluşturuldu. Yılda bir defa detaylı bir şekilde bakımlarının kontrol edilmelerini sağlandı. Günlük duruşlarda ve planlı bakımlarda yapılamayan bakımları büyük duruşlarda yapmış olduk. Yeni yedek siparişleri SAP üzerinde kullanılan sipariş kodu ile yeni rediktör seri numaralarıyla sipariş açılması sağlandı. Eski rediktör seri numaraları iptal edilerek yeni rediktör seri numaraları sisteme tanıtıldı. Depoya gelen bantların fitilleri, mekanik ekleri ve bantları kontrol edildikten sonra depoya girişleri yapılması sağlandı. Mekanik bakım atölyesine CL gezer bantları içeren eğitim düzenlenerek arkadaşlar bu konuyla ilgili bilgilendirildi. Hali hazırda kullanılan rediktör yedeklerinin devirleri rediktör firmasına gönderilip devirleri düşürüldü. Motor ve gövde sabit kalarak dişli kutusunun içindeki dişliler, dişli aktarmaları değiştirilerek 133 devir dakika olarak bütün yedekler ve mevcutlar değiştirildi. 2016 yılında 19 adet bant fitil kopma ve kayma arızası yaşandı. Çalışmalardan sonra 6 adet gerçekleşmiştir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var. Öncesinde 19 adet arızanın 178 dakika arzi duruşa sebep vermiştir. Çalışmalardan sonra 6 adet arızamız gerçekleşmiştir fakat duruşumuz olmamıştır. Bakımlara kadar idare etmiştir. Trend eğilim analizine baktığımızda 2016 yılında 1.58 adet olan arıza sayısı çalışmalardan sonra 0.5 adede düşmüştür.
Yine Ocak 2017, Haziran 2019 arasında 30 aylık genişletilmiş trend eğilim analizine baktığımızda arızanın 0.2 adede düştüğünü ve bir daha yaşanmadığını görüyoruz. Çalışmalardan sonra bu bölgede bakım faaliyetlerinde İSG riskleri yeniden değerlendirildi. Öncesinde 4 adet olası risk olan riskimiz çalışmalardan sonra 4 önemsiz risk haline gelmiştir. Yine ergonomi risk analizine baktığımızda 16 puanla çok yüksek olan stresimiz çalışmalardan sonra 1 puana düşmüştür. ...2016 yılında 19 adet fitil kopması ve kayma kaynaklı CL gezerbant arızası gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise sadece 6 adet gerçekleşmiştir. Hedeflemiş olduğumuz %60'lık iyileşme %69 ile başarıyla gerçekleşmiştir. Burada sözü Fatih devam edecek. Yapmış olduğumuz iyileştirmelerin standartlaştırılabilmesi için tüm CL gezerbant rediktörleri yeni tip devre göre sipariş edilmiştir ve elimizde bulunan rediktörlerin devri de düşük hale getirilmiştir. Yine yapmış olduğumuz iyileştirmeleri standartlaştırmak için bant firmasıyla görüşülmüş ve bant fitil boyutları standart hale getirilmiştir. Bu konularda bakım personeline eğitimler verilerek bantların kontrolleri sağlanmıştır. SAP'de bakım planı oluşturularak yılda bir kez gerçekleştirmiş olduğumuz uzun duruşlarda bantların kontrolleri sağlanmıştır. Rediktörlerin seri numaraları yenileriyle değiştirilerek daha sonraki meydana gelebilecek karışıklıkların önüne geçilmiştir. Yapmış olduğumuz bu iyileştirmelerin yaygınlaştırılabilmesi için yapılan iyileştirmeler teknik koordinasyon kapsamında oluşturulan klasöre kaydedilmiş ve mail yoluyla tüm ilgililere ulaştırılmıştır. Yine yapmış olduğumuz iyileştirmeler kalite direktörlüğü tarafından oluşturulan ve herkesin erişimine açık kalite çember çalışmaları klasörüne eklenmiştir. Yapmış olduğumuz bu iyileştirmeler diğer fabrikalarda benzer arızalar yaşanırsa çözümünde kullanılabilecek niteliktedir. Aynı şekilde yaygınlaştırma adı altında kendi fabrikamızda meydana gelen bir sorunumuzu aynı şekilde bant fitil boyutlarını küçülterek giderdik. Burada da 30 aylık genişletilmiş trend eğilim analizini görmekteyiz. Ortalama arıza sayımız aylık 0.2 adede düşmüştür ve bu oran düşerek devam etmektedir. Yapmış olduğumuz bu iyileştirmelerin maddi kazanımları da olmuştur. 178 dakikalık duruşun fabrikamıza potansiyel tasarrufu 155.500 TL, malzeme kaynaklı tasarrufumuz 7.140 TL ve enerji kaynaklı tasarrufumuz 2490 TL'dir. Toplam tasarrufumuz ise 165.130 TL'dir. Yapmış olduğumuz bu iyileştirmelerin maddi olmayan kazanımları da olmuştur. Bu kazanımlarımız çalışanlarımızın motivasyonu, makine verimliliği, farkındalık yaratılması ve iş güvenliği alanlarındadır. Burada iş güvenliğinden kastımız arıza sayımızın azalmasından dolayı kaza sıklık frekansının düşmesine olumlu etki yapmıştır. Ben burada sözü tekrar Murat Bey'e bırakıyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel özetlediler çalışmamızı. Daha sonra biz bu çalışmalardan sonra yeniden yeni çalışma konumuzu belirlemek için bir araya geldik ve bir beyin fırtınası daha yaptık. Ve puanlamalardan sonra görmüş olduğunuz gibi 4 numaralı madde yani Fatih arkadaşımız öğrenmiş oldu. CL kurusuyla altındaki rediktör değişimi esnasında yaşanan problemleri kendimize çalışma konusu olarak belirlemiştik. Bu çalışmaları da tamamladık. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı önemli bir çember yaptık burada. Şimdi de size kısaca Kastamonu Entegre şirketimizin kalite çemberlerini takdiri ve ödüllendirmesi ile alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şirketimizdeki bütün lokasyonlarda her sene bir kere lokal kalite zirveleri gerçekleşmekte ve o fabrikalarda kalite çemberi yapmış olan ekipler burada sunum yapıyorlar. Sunum yaptıkları için burada bir ödüllendirme alınıyor. Daha sonra tabii burada bir de jüri değerlendirmesi oluyor ve jüri değerlendirmesi sonucunda birinci sırada yer alan ekip tekrar bir ödüllendirmeye tabi tutulup her sene yine yılda bir kere düzenlenen ve
Kastamonu Entegre'nin yurt içi ve yurt dışı lokasyon temsilcilerinin yer aldığı çemberlerin sunumunun yapıldığı global kalite zirvemize katılım hakkı kazanıyoruz. Burada da yine sunumlarımızı gerçekleştirdikten sonra bir jüri değerlendirmesi oluyor ve ilk üçe giren ödüllendiriliyor. Ve ekstra bir ödül olarak da yine ilk üçe girmiş olan ekiplerimiz Kalder Ankara'nın düzenlemiş olduğu paylaşım kalite çemberleri paylaşım konferansına başvuru hakkı kazanıyor. Biz de bu süreçlerden geçtikten sonra bugün sizlere burada 22. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı'nda sunumumuzu yapabiliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı bekliyoruz. Ekip üyelerine teşekkür ederiz. Kendilerine sorularınız varsa alabiliriz. Bu redüktör hızınızın düşürülmesi üretim hızınızı etkiledi mi? Etkilediyse, azaldıysa bu hiç sizin için bir kısıt değil miydi? Yani İlk bir önemi olmadı mı? Üretimimizi etkilemedi. İlk zamanda tereddüt etmiştik biz bunu. Ekip arkadaşlarımızla birlikte gözlem yaparak bunun yapılabileceğine kanaat getirdikten sonra uygulamayı gerçekleştirdik. Hızla ilgili hiçbir problemimiz yaşanmadı. Gayet de uygun oldu. Sıkıntımız yaşanmadı yani. Merhaba, Volkan Kızılay, İstemir. Hedefinizi neye göre belirlediniz, %60'ı? İkinci sırada olan, orada arızamız vardı. 7 adet olan arızanın altına düşürmekti. Onu, o konuyu o şekilde belirledik. Elinize sağlık. Güzel bir çalışma olmuş. Ben şeyi merak ettim. Çalışma planınızda 3 aylık bir süreye yaymışsınız. Hani daha da kısa olabilirdi. Yani 4 ya da 6 haftada bitirilmesi gereken bir çalışma olabilirdi. Niçin bu kadar uzadı? Yani bu uzamaya sebep veren en büyük faktör neydi? Bir de maliyetlerinizi de göremedik. Yani kazanımlarınız vardı ama maliyetlerinizle kıyaslayamadık. Buna da yer verseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Canlı bir sistem olduğu için bizim müdahalelerimiz sadece duruş günlerinde, ayda bir defa bakım duruşlarında mümkün oluyor. Bu yüzden çalışmalarımız, kontrollerimiz sürecin uzamasına sebep oldu. O yüzden 3 aylık bir sürece yaymış olduk. Maliyetlerimizi de, masraflarımızı, giderlerimizi hesaplayıp yazmıştık ama... Çember ekibimize teşekkür ederiz. Kendilerine soru var mı? Pardon. Lazdoni Mobilya, Bulut. Çalışmanızı canlı gönülden tebrik ediyorum. Şöyle bir soru aklımıza geldi. 7 israftan bahsediyoruz fakat yeni bir personel başladığında kalite çemberinde ve oluşan kaizeni kayıt altına almışız. Fakat 8. israfın yeni başlayan personele aktarılması konusunda nasıl bir önlem alıyorsunuz? Tekrar bu hata yaşanmaması için bunu kayıt altına aldık. Fakat bu ekip biliyor ve bu ekiple çalışan departmanımız biliyor. Yeni bir personelin başladığını baz alırsak 8. sırafı nasıl önleyebiliriz? Bizim kalite çemberlerimiz bütün lokasyonlarda ortak klasörde yayınlanıyor. Ve arkadaşların buna ulaşımı çok kolay. Yani görmek isteyen, tanımak isteyen, bu işe gönül veren bütün arkadaşlarımız bu kolaylıkla ulaşabileceği yerde ve ekipler bu bilinçte. Son sorumuzu alalım. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Kil Mobilya Kayseri. Bakım personeline eğitim verdikten sonra ilk başta bir eğitim planı oluşturdunuz. Ve daha sonra proje bittikten sonra bir eğitim planı oluşturdunuz. Buradaki çalışan personelin en baştaki eğitim seviyesiyle ya da performansıyla en sondaki performansını ayrıca sunumda göremedik. Şimdi personelimize bu eğitimler başladığı günden itibaren verilmekte. Biz sadece yaşadığımız bu problemlere istinaden ayrıyeten bu konularla ilgili bilgilendirmek için ayrı eğitimler düzenleyip kendi lokasyonumuz, kendi içimizde bunları yaygınlaştırıyoruz. Çember ekibimize teşekkür ederiz. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz.